Sıra bu mineğin kontrolünde. Minek, gidiyor muyuz? Herkese merhabalar. Demir bugün doktor kontrolüne gidiyor. Babası çıkartıyor onu. Ben de hazırlandım. Atuş evde. Biz hemen 5 dakikalık bir yere götürüp getireceğiz. Normal rutin kontrolleri yapılacak. Çıkıyoruz arkadaşlar. Hazır mısın kuşum? Çamaşır suyla silmişler asansörün içini. İnanılmaz şekilde kokuyor. İnşallah rahatsız olmaz Demir Toş'um. Bebeğim, Demir. Nasıl kokuyor ya? Çok sıcak ya. Acayip sıcak yalnız ya. Çok sıcak. Güneşe bakar mısınız? Kavuruyor ya insanı gerçekten. Bakamıyorum bile şu an güneşe. Yanıyor, yanıyor. Ay çok sıcak. İnsanlar da şey zannediyorlar. Biz Antalya'da yaşıyoruz. Her gün deniz, sahil, kum. Sormayın arkadaşlar. Ya işte Antalya'da böyle bir zorluğu var yani. Yok yani deniz, kum, güneş. Onlar tatile gelenler için. Bizim gibiler için öyle. Ben doğumu yaptım yapalı hiç deniz yüzü görmedik. Denize çok gitmeyi istiyoruz ama hastanelerden adımımızı atamıyoruz maalesef ki. Hiç böyle hani baş başa bir şeyler yapalım, çocukları alalım gidelim. Atanın zaten bacağı kırıldı. Onunla baksana şu an gideceğiz mi? Yani o da belirsiz. Sağlık olsun, ne yapalım? Başka bir zaman dinleniriz. Ne yapalım, her şey sağlık olsun deyip geçiştiriyoruz böyle. Şimdi başka türlü sesinden gelinecek gibi değil. Gülüp geçiyoruz artık başımıza gelen her şeye. Son dönemlerde çok sıkıntılı süreçler yaşıyoruz biliyorsunuz zaten. Üstesinden gelmeye çalışıyoruz sadece. Başka türlü kaldırılacak gibi değil çünkü. Atanın o bağırış sesleri, canın acısı vesaire. Yani bir yanda da Demir var işte yavrum. O da bize bütün bu şeyleri unutturmaya çalışıyor. Gülüyor, mutlu oluyor. Bizi de sevindiriyor. Güzel kuzum. Öyle. Şimdi onu çocuk doktoruna götürelim. Kontrolünü bir yaptıralım. Ardından hemen Ataş'ımızın yanına geçeceğiz. Eve geldik çocuk doktorundan. Ama geldiğimiz gibi tekrardan hastaneye gidiyoruz. Çünkü Atan'ın tekrardan bir idrar çıkışı yok. Çok az oluyor. Hastanedeyken de idrar örneği aldıklarında da yine bir az idrarını yapmıştı. Muhtemelen bilmiyorum tekrar aynı şeyler olabilir mi ama böbreklerde bir rahatsızlığı olabilir diye düşünüyoruz. Bütün eşyalarımızı aldık. Kayınvalidem yolda geliyor. Ona Demir'i bırakacağız ve tekrardan hastaneye gideceğiz. Saat 12 falan. Beklemeyelim diye düşündüm. Beklediğimiz zaman neler oluyor az çok zaten biliyorsunuz. O yüzden acil bir şekilde hastaneye doğru gideceğiz. Evet, Atan'ın kanları alındı. Yaklaşık 2-3 saat sonra çıkacak dediler. Biz de hastanenin bahçesinde bekliyoruz. Şu an saat gece. Bakar mısınız? Gece kaç? 2:43 geçiyor. 12 gibi falan geldik. 3 saattir hastanedeyiz. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Ne zaman çıkar bilmiyorum. Tarık mama ısıtmaya gitti. Mamasını yapacağız, vereceğiz Ata'ya. Ata uyudu. İdrar çıkışı hala yok. İyi bir şekilde idrarını yapmıyor. Rahat bir şekilde. İshale bağlı olabilir diyor doktorlar. Emin olmamakla birlikte. O yüzden bekliyoruz. Tam hemoglobin falan bir çıksın. Onları bir öğrenelim. Öyle gideceğiz ha. Demir de iyiymiş. Atoş. Eve gidiyoruz anneciğim. Saat gece 4. Ve biz ancak eve gidebiliyoruz. Atoş. Annem. Evet. Bütün işler bitti arkadaşlar. Ambulansların şey geliyor, ışıkları geliyor yüzüme. Eve gidiyoruz. Ataş'ım çok yorgun. Biz çok yorgunuz. Saat gece 4. Kan tahlilleri yapıldı. İdrar tahlili yapıldı. Kaka tahlili yapıldı. Kan tahlillerine göre SRP'sine düşüş var. Normalde 26 idi, 15'e düştü. En sonunda bugün 9'a düşmüş. Bu güzel bir şey, bu güzel bir gelişme. Onun dışında idrarını yapamıyor diye gitmiştik ya, hastaneye geldik. Ardından böyle biraz idrarını yapmaya devam etti.
O yüzden içimiz daha da rahatladı çok şükür. Biz yine de torbasını koymuştuk hani idrar torbasını ne olur ne olmaz belki tekrardan yapar diye. Birazcık işte ona yaptı. Daha sonrasından da su verdikçe idrar çıkışı oldu çok şükür çok şükür ya Rabbim çok şükür. Neyse en azından önlemimizi almış olduk. Kanlarına bakıldı. Yani bu şekilde yapacak bir şey yok. Düzenli olarak bakılması gerekiyor. Yani kan alırken evet canı acıyor ama diğer türlüsü daha kötü. Günlerce hastanelerde yatıyor. Aylarca hastanelerde yatıyor. Yoğun bakıma giriyor çocuğum. Yazık günah yani ona. Çok üzülüyoruz. O yüzden bu şekilde olması gerekiyor. Keşke hani canı hiç acımasa. Bu kanlar alınırken artık ağlayamıyor bile çocuk yani. O kadar şey olmuş ki acıya karşı dayanıklı olmuş ki vücudu. Ağlayamıyor bile yavrum. Şimdi güzel güzel yatıyor. Ara ara ama bacak ağrısı oluyor. Oğlan uyuyordu. Yeni uyandı. Mamasını içti. Suyunu içti. Rahatlattık onu. Son dakikada gaitasını yapınca Tarık bırakmaya gitti onu. Hani gelmişken onu da bırakalım diye. Son dakika ben söyledim Tarık'a. Tarık belki hani şu ağladı bir önce arabaya bindirdiğimizde. Muhtemelen dedim bu tuvaletini yapıyor. Hemen bir altına bak. Eğer yaptıysa bırakalım dedim. Çok şükür onu da bıraktık. En azından yarın çocuk doktorumuza gösterebileceğiz çıkan sonuçları. Bu da iyi bir şey bence. İshali vardı. Yavaş yavaş hani toparlanıyor bence vücudu. Tabii yoğurt veriyorum, muz veriyorum, şeftali veriyorum toparlansın diye. Belki ondan dolayı da olabilir bilmiyorum ama ara ara kalpol verdiğim zaman ishali de oluyor. Yani onu dengelemeye çalışıyoruz açıkçası. 3 gün sonra tekrardan geleceğiz. Tekrardan bir kanlarına bakılacak. Yani gidişat ne durumda ona bakılacak. Ya çocuk doktoru şey diyor yani bu çocuk tekrar diyor sepsise girebilir diyor. Yani kan değerlerine göre protein kaçağı var diyor atada. O burada hani diğer tahliller bilmem neler vesaire. Yani şu an yatmasını gerektirecek bir durum yok diyor. O yüzden ikiye bölünmüş durumdayız. Bakacağız yani ne olur bilmiyorum. Ama biz önlemimizi alıyoruz her zamanki gibi. Yani tekrar tekrar aynı şeyleri yaşama korkum evet var ama onun dışında da yani elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz Atay için. Hiçbir şeyi eksik bırakmak istemiyoruz. Eksiksiz bir şekilde hani bacağı bu şekildeyken bile bakın bugün hastaneye getirdik. Bugün bir de beni çok üzen bir şey daha oldu. Son bir videoyu paylaştım otururken yorumları okuyordum. İşte Atay'ı ikinci plana attınız falan böyle yazılar yazmış falan filan. Aslında ben çok fazla Atay'ın böyle hastane süreçlerini falan paylaşmıyorum. Paylaşmama da özen gösteriyordum. Siz sadece buradan bir kısmını izliyorsunuz. Gecenin bir saat bakın geldik yani hastanedeyiz. Bir bakıyorsunuz işte evde tam yemek yiyoruz çocuk bakıyoruz. Rahatsızlanıyor hop hastanedeyiz. Sürekli hastanelerden çıkamıyoruz yani. Yani evlat ayırdı mı yapıyorsuna getirenler işte bu şekilde yorum yazanlar gerek Instagram DM'lerimden olsun gerek videonun altındaki yorumlardan olsun bunları görüyorum ve ya okurken bile tüylerim diken diken oluyor. Bir insan nasıl evlat ayırdım edebilir ya? Tamam Ata özel bir çocuk ama o da çocuk diğeri de çocuk yani. Ben nasıl ikisini birbirinden ayırabilirim? İkisi de benim canım yani. Hangisinin bana ihtiyacı varsa o an onunla ilgilenmeye çalışıyorum. Yani sağlıklı çocuğunuz da olsa bu aynı şekilde, özel de olsa aynı şekilde. Hani yok Ata özel bir çocuk, ona daha fazla ilgilenmeliyiz. Ya da ne bileyim Demir daha bebek, ona daha ilgilenmeliyiz diye bir şey yok. Hangisinin bize daha çok ihtiyacı varsa ona daha çok yetmeye çalışacağız. Daha çok elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ki şu aralar Ata'nın bize çok çok ihtiyacı var. Dediğim gibi bakın yani saat gecenin 4'ü biz daha yeni eve gidiyoruz. Üstümü sağıp sağıp hastanelere geliyorum yani ben. Çocuğumu yalnız bırakmamak için. Bana ihtiyacı olduğu için. Biz Ata'nın yanında olmaya çalışıyoruz. Böyle yorum yaptıkları zaman tabii ki bizi üzüyorlar. Onların da Allah ıslah etsin ya. Başka bir şey demeyeceğim yani. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum bununla alakalı. Ne istiyorsun aşkım? Anlatalım. Eve gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Demir bizi bekler. Süt sağıp bırakmıştım en son. Onun üzerine çok mama alıyor bu aralar. Sütüm yavaş yavaş böyle azalmaya başladı. O da stresten. Ama ben yine de bırakmıyorum. Sürekli sağıyorum, çoğaltmaya çalışıyorum falan.
Birazcık da suyu az içtim galiba bu sürede. Su az içtiğim zaman süt yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Bir de normal şeyler yaşamıyoruz yani. O yüzden sütümün azalması da normal. Ama azaldı diye bırakmıyorum sağmayı. Sürekli sağmaya çalışıyorum. Zaten o makineyi daha göndermedik biz, kiraladığımız makineyi. Onu yaklaşık bir ay daha tutacağız diye düşünüyorum. En azından bir 6 ay çocuk anne sütü içsin. Mama alıyor olsa bile. Anne sütü çok önemli biliyorsunuz. Ve anne sütünden mahrum kalsın istemiyorum Demir. Sürekli sağıp bir şekilde vermeye çalışıyorum. Geceleri daha çok işte emziriyorum. Öyle. Şimdi gidelim Demirtaş'ımızın yanına doğru. Ata. Yok, hemen almak lazım değil. Yarın alırız aşkım. Enfeksiyonu devam ettiği için augmentin verdiler Atoş'a. Tekrardan onu yazdılar. Yarın bir de onu alacağız. Şimdi evimize doğru gidiyoruz değil mi minik? Değil mi minik kuş kardeş, bizi bekler. Havanı aldın, gidiyoruz Atoş hastane havasını. Ya bir de şaka gibi Ata hastanedeyken bir kere bile ağlamadı biliyor musunuz? Bir arabaya bindi, tuvaletini yaptığı zaman bir ağladı, onun dışında ağlamadı. Çocuk evdeyken sanki bir şey oluyor, öyle bir ağlıyor, öyle bir ağlıyor ki belki de bir kalpol verdiğimiz için o dakikada, bilmiyorum hani çocuk bir anda ishal oluyor, bir anda kabız oluyor, ondan dolayı da ağlıyor olabilir. Ama biz hani böbreklerden dolayı olabilir diye düşündüğümüz için zaten alelacele hastaneye getirdik. Neyse ki çok şükür en azından hani böyle yatırılacak bir durum falan yokmuş. Yine içimiz rahat etti yani. Bir günde bile o sepsis olayı olabilir. Korkuyoruz o yüzden. Sürekli bu şekilde getiriyoruz. Bir de hani bu olaylar daha da devam ederse port olayını konuşacağız. Sürekli bir delinip deşilmesini istemiyorum Atoş'un. Eve bir gidelim. Rahatlayalım, sonra konuşuruz değil mi? Evimize bir gidelim. Konuşacağız sonra de. Kardeşimi çok özledim de. Evet, şimdi eve geldik. Bitti bitti anne. Geldik minik. Çok acıkmış. Çok acıkmış tombik. Maşallah sana. Diğeri de burada. İşte. Anne, hangisini daha çok seviyorsun? Hiçbirini. Kayınvalidemi sinirlendirmişsiniz. Hiçbirini. O yorumları kim yaptıysa eğer. Gerçi beni de sinirlendirdiniz ama. Ne oldu anne? Ne oldu anne? Tamam, tamam bebeğim. Tamam bebeğim. Oldu, geçti. Heh, rahatladı. Günaydın canlarım. Günaydın. Çocuklar günaydın. Sabah olmuş. Abi kardeş uyanmış. Heh. Demir abisine destek olmaya gelmiş. Morali bozuktu abisinin. Değil mi oğluşum? Bugün daha iyi gözüküyor. Değil mi? Merhaba abicim. Merhaba abicim. Canım abim. Canım abim. Günaydın abicim. Ne oldu? Oy, kıyamam sana ben. Atoş. Nerede anneciğim kardeşin? Çok uyumayı sevmiyorum babacığım ben. Heh, ne oldu bebeğim? Ne oldu? Ayaklarını da kaldırmaya başladın seni. Hmm. Demir. Demir. Atoş bütün gece boyunca uyumadı. Mamasını düşürdün Atoş'un. Bakın Allah. Yüksek seslere tepki veriyor biliyor musun? Dökülde yap yani. Tamam, silerim ben. Hiç şey yapma, oraya geçme bile. Aç oranın kapısını aşkım. Sileyim ben. Demir sütü yine değil mi? Yok yok, atanın sütüydü. Bütün gece boyunca uyumadı. Böyle yüksek seslere tepki veriyor gibi sanki. Gözlerini hemen açıyor. Ama şu an uyku halinde. Yüksek dozda bir ilaç aldı çünkü. Anne sütü müydü o? Yok aşkım, atanın sütüydü. Sıtıp verdiydi. Yaşar. Çok geç anneciğim. Sonrasında babası doktora gitti. İlaç düzenlemesini yaptırdı tekrardan. Yüksek dozda Atoş bir ilaç aldı. O yüzden uyumaya başladı arkadaşlar. Şu an hani dokunsak bile tekrardan uykuya geçiyor. Muhtemelen o ilacın etkisinde. 24 saat boyunca uyumadı. Hiçbir şekilde uyumadı.
Bütün pazar sabahtan akşama kadar uyanık kaldı ve nöbet geçirdi. Çok canı acıdı. Ayağım ağrıyor yoksa başka bir şey mi var diye düşünmekten kendimizi alıkoyamadık. O yüzden sabah erkenden doktora gidip ilaç düzenlemesini yaptırdık. Demir de uyumuyor bugün. Hadi uyu. Neden uyumuyorsun? Geldik. Uyumak istiyor. Yani o babasını bekliyor. Babası şimdi onunla ilgilenecek. Ben Atoş'umla birazcık ilgileneceğim bugün. Ağız bakımını falan yapacağız uyandığında. Şu sulardan aldım. Artık böyle cam sulardan ya da Erikli'nin şu gri sularından kullanıyorum artık Atoş'a. Damacanadan falan su vermiyorum. Böbrekleri de rahatsız biliyorsunuz. Yeni diyalizden ayrıldı. O yüzden bu şekilde tedavileri devam ediyor. Dün bizi çok korkuttu ama bugün biraz daha iyi gibi. Ara ara böyle nöbetleri olsa da rahatladı yani. Vücudu gevşedi. Şu kollarını indirmemişti. Dün sürekli bu kolları spazm şeklindeydi. Yukarı doğru kaldırıyordu. Bacak da döndü bu arada nöbetten dolayı. Muhtemelen onun da ağrısını yaşadı. İstemsiz bir şekilde yapıyor onu. İsteyerek yaptığı bir şey de değil. Neyse toparlanacak inşallah Atoş'um. Bakın su gibi terliyor bir de böyle. Dün 5-6 tane de böyle tişört değiştirdim. Bir yandan da hastalanmasın diye uğraştık. İyisin, iyisin, iyisin. Tamam. İyisin anne. Demir'in sünneti yavaş yavaş iyileşmeye başlıyor. Şimdi doktoruyla görüşeceğiz birazdan. Konuşacağız mı doktorla? Ne diyeceğiz? Hı? İyileşti mi benim oğlum? Değil mi oğlum? İyileşelim. Dur oğlum be. Evet. Tarık geldi. Demir'le ilgileniyor. Şimdi ben de birazcık mutfağı toparlayayım dedim. Bayağı da bir toparladım. Demir'in biberonlarını vesaire bunları yıkadım arkadaşlar. Şunlar çok iyi oluyor mama kapları, süt sağanlar için. Onlardan bayağı bir almıştım. Bayağı dedim 2 tane falan aldım ama 2-3 tane daha alacağım. Çok lazım oluyor. Bir de biberon alacağım. Yeni biberon. Diğer biberonum kırıldı. Şimdilik bununla devam ediyoruz. Bunu daha çok sevdi gibi arkadaşlar Lansinoh'u. O yüzden Lansinoh'a devam edeceğiz. Kayınvalidem bugün aşure yapmış. Allah kabul etsin. Tarık'ta gitti almaya. Benim de canım çekmişti. Sağ olsun bize de göndermiş. Bakın. Çok güzel hazırlamış. Ellerine sağlık. Birazdan ben de yiyeceğim arkadaşlar bundan. Tarık'a kahvaltı hazırlayacağım. O da kahvaltı yapmamış. Saat 1'e geliyor. Atanın antibiyotik saati geliyor. Onları hazırlayacağım. Bir de ben ilaçların ismini bu asitatlı kalemlerle yazıyorum. Bitmişti. Tarık 2 tane almış. İkisi de kaybolmuş. Birini hastaneye göndermiştim. Geri gelmedi. O yüzden tekrardan bu asitatlı kalemlerden aldı. İlaçların üstüne yazacağım. Bu şırıngalardan falan alacağım. Bayağı bir eksikleri var çocukların. Islak mendil olarak şu Prima'nın Hindistan cevizi yağlı olanını kullanıyorum arkadaşlar. Pamuk kullanıyorum Atoş'a bu arada. Ama bazen hani çok zorlandığımızda elimiz hani pamuğa gitmediğinde bu ıslak mendili kullanıyoruz. Bu çok ıslak bir mendil değil. Biraz daha kuru. Çünkü yağlı bir mendil. Hindistan cevizi yağı bekledikten sonra birazcık daha donar. Bu da öyle arkadaşlar. Ben bunu beğeniyorum ama diğer Prima serisini de beğeniyorum. Şimdi çocuklara şu Mustella'nın da kremini kullanıyoruz bu arada ikisine de. Bu da çok iyi geliyor. 3-2-1 serisi. Sudo krem de kullanıyoruz. Şimdi bunlardan sipariş edeceğim ben. Bunların sipariş günü geldi çocukların. Değil mi? Ne bez bitiyor, ne ıslak mendil bitiyor. Abilerim, ablalarım de. Vallahi de. Ama de çok pahalanmış böyle şeyler de. Çok pahalanmış de. Değil mi oğlum? Şimdi bunu giderelim biraz kalsın böyle ya. Hava alsın. Hava alsın bence biraz ya. Rahatlasın, zıbınla kalsın. Tarık de sen niye bana küçük zıbın aldın de Tarıkçığım de. Niye küçük zıbını aldın de? Nerede onun zıbınları? Büyük zıbın almış ona babası da onları değiştiremedi. Onları da değiştireceğiz inşallah. Annem bir yarın gelsin. Benim de işlerim var. Değil mi? Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Değil mi annem? Değil mi aşkım? Asabi bugün. Asabi. Ne oldu? Tuşu yakından çekemiyorum. Tarık da o tarafa geçmedi. Geçmedim ben. Çünkü altı açık arkadaşlar. Poposu rahatlasın diye açık bırakıyoruz. Alt değiştirme bezi serdik. Şöyle yüzü birazcık kızardı ama rahat gözüküyor. Şimdi babası onlara şarkı söyleyecek. Türkü mü şarkı mı bilmiyorum ama. Hadi bakalım babası. Kim söyleyecek? Sen. Hadi. Hatıra kalsın. Güzel. Ne istiyorsun oğlum?
Ne istiyorsun? Ata. Oy benim sevdiceğim oy, olur mu böyle keder? Oy benim sevdiceğim oy, olur mu böyle keder? Of sürmene yaylası da 15 doktora bedel. Of sürmene yaylası da 15 doktora bedel. Arafil yorumada gel gidelim pazara. Ben pazarda duramam, beni Rize'de ara. Ben pazarda duramam, of İstanbullarda ara. Çıkalım soğuk suya oy, bir eğlence edelim. Çıkalım soğuk suya oy, bir eğlence edelim. Geldi ordu vapuru oy, Trabzon'a gidelim. Geldi ordu vapuru oy, Trabzon'a gidelim. Trabzon büyük şehir oy, doyamadım tadına. Trabzon büyük şehir oy, doyamadım tadına. Uzaktan olmaz oy, gel yakina yakina. Uzaktan sevmek olmaz oy, gel yakina yakina. Güzel miydi oğlum? Bravo! Alkış babaya! Alkış! Sen de söyledin mi? Oley! Tamam. Atın da bak gülüyor orada. Ne gülüyor benim? Canım oğlum oradan gülüyor ya. Allah'ım senin güzel gözlerini yerim ben senin ya. Güzel oğlum benim ya. Oh rahatladı, rahatladı. Altına çık anneciğim. Tamamen gösteremiyorum seni. Özlemişler abiler, ablalar. Atoş ne yapıyor diyorlar. Atoş'u çok özlemişler. Atoş birazdan bakıma girecek. Değil mi annem? Anne sonra bakım yapacak. Saçlarını yıkayacak babasıyla birlikte. Akşama doğru. Kardeşi de yıkanacak. Abi kardeş banyo yapacaklar. Evet, Karadeniz Türkleri seviyorum. Bıcı bıcı yapacaklar benim oğullarım ya. Şu güzelliğine bir bakar mısınız? Atanın güzelliğine bir bakar mısın? Yanakları falan ne güzel şişti. Bu yanakları yiyeceğim maşallah. Arkadaşlar oğluma dua okuyun. Lütfen nazar değiyor sonra. Çok da göstermek istemiyorum ama siz merak ediyorsunuz diye biraz da olsa göstermek istedim Atoş'u. Dua edin bol bol. Kilo aldıktan sonra özellikle çok nazar değdi. Kirpiklerine çok nazar değiyor. Evet. Nazara gelmeyelim de. Nazara gelmiyorum. O da olsun iyice. Sen küçük. Heh, siz burada bu oturun. Tam Karadenizli ya. Hiç normal Türklere tepki vermiyor. Karadeniz Türklerinde gülüyor. Hı, değil mi babacığım? Çok seviyor. Değil mi babacığım? Otur onunla oyna sabahtan akşama kadar. Onu istiyor. Alo. Benim güzel çocuklarım benim. Sizi çok seviyorum. Nasıl dinliyor? Kıyamam. Sizi çok seviyorum. Benim... Aşkım biraz enfeksiyonu var ya, çok yanaştırma ağzından. Kıymetlilerim. Kıymetlilerim. Demiri çok fazla yanaştırmıyoruz. Atanın biraz enfeksiyonu olduğu için. Ama kardeşin de hissetsin diye böyle günde 5-10 dakika yanına getiriyoruz, birlikte yatırıyoruz. Değil mi aşkım? Kardeşinin enerjisi ona iyi geliyor. Evet. Evet, sıra sıra çocuklar yıkanıyor. Atoş çok kötü nöbet geçiriyor. Maalesef ki hala kasılmaları devam ediyor. Bacağını streçledik. Tarık'la birlikte burada banyo yaptırdık. Birazcık rahatladı. Diğer durumuna göre daha iyi. Toparlayacak bence. Birazcık da CBD yağı falan vereceğim. Nöbet arkadaşlar. Spastik nöbeti geçiriyor muhtemelen. Daha önce de geçirmişti bunu. Ya, ek gıda veriyoruz acaba diyeceğim. Ondan mı olacak? Emin değilim. Yani ishali var. O mu olabilir diye düşünüyorum. Birazcık ek gıdayı keseceğim bakalım. Acaba onlar midesinde ağrı yapıyor. Çok kötü oldu çünkü. Ya da tepkime veren bir şey mi verdik yani? Ne bileyim, epilepsiye kötü gelen bir gıdası mı var şu an aldığı, onu da anlayamadık. Çözmeye çalışıyoruz. Demiri yıkayacağız şimdi. Evet, sıra sende.
sünnet sonrası ilk banyo. Nasıl yani? Pardon, şey, verem aşısı sonrası mı? Sünnet sonrası yıkanmıştı. Kafamı kaldı annede ya. Kafamı kaldı ya. Ne oldu? Sıra sende. Hazır mısın? Hazır mısın banyoya? Evet, hadi bakalım. Demiri de yıkayalım. Buralar çok dağıldı. Toparlayacağız birazdan. Ne yaptın çocuğum ya? Bakar mısın, zıbını çıkarmaya çalışıyor. Önce kolları çıkarmış, alttan çıkartıyor. Ne yapıyor annem bu canavar? Böyle daha kolay değil mi babacığım? En azından kafam zorlanmıyor böyle. Demir ne yapmış baba sana? Ne yapıyor annem ya? Bak ne kadar kolay çıkardık değil mi babacığım? Bak hemen çıkardık. Ataş rahatladı. Hemen çıkardık. Banyo yapınca ilaç saati geldi. Birazcık ondan kasılıyor. İlaçlarını da verince rahatlayacak. Evet, Zarzor ikisi de uyudu. Ben iki de uyudum. Ata da uyudu. Ama Ata çok zor uyudu. Hala tıkalı, şöyle gördüğünüz gibi ara ara yeni zakıntısı oluyor. Rahatlatmaya çalışıyorum. Bakalım, inşallah gece ağlamadan uyuyacak. Ata inanılmaz şekilde nöbet geçiriyor. Acısı var, ağrısı var. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ses çıkmayan çocuktan ses çıkıyor, bağırıyor. Yani avaz çıktığı kadar bazen bağırıyor. Diğer ayağında bir spastite oluşmuş. Şu şekilde kapatmış ayağını. Açamıyoruz onu. Ben de zorlamak istemiyorum. Zorladığım zaman biliyorsunuz ki kırıklar daha da fazla oluyor. Fizik tedaviye devam etmeyeceğiz şu ara. Hocası da yazdı hani geleyim mi, ne yapayım falan diye. Şu an dedim çok nöbet geçiriyor. Nöbetlerle birlikte tekrar kırılma riski yaşayabiliriz. O yüzden biraz daha ara verelim dedim. Şu anda fizik tedavi aldırmak istemiyorum. Ben dedim bir şeyler yapayım, hani yumuşatayım bacağını. Yok, bana mısın demiyor. Dokundurmuyor hiçbir şekilde bacağına. Ve antibiyotik kullandığı için de ishali oluyor. Bacağını kaldır, indir, onun ayrı bir ağrısı oluyor. Bakımı çok zor oluyor. Yani iki kişi ancak altını değiştirebiliyordum. Yani minimum iki kişi. Bazen üç kişi birini kalçadan kaldırması gerekiyor. Birinin bacağı kaldırması gerekiyor. Şu anki sıkıntımız, en büyük sıkıntımız nöbet. Aşırı 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 nöbet geçiriyor. Yurt dışından bir ilaç getirtiyoruz şimdi. İnşallah o geldiğinde biraz daha nöbetleri hafifler diye düşünüyoruz. Deneyeceğiz bakalım. İnşallah olumlu sonuçlar alırız. Banyosunu yaptırdık, rahatlattık onu. Sabaha kadar da muhtemelen hani rahat bir şekilde uyur diye düşünüyorum. Uyumazsa da gece ara ara böyle kalkacaktır. Acil bir durum olduğundan hastaneye götürüyoruz biliyorsunuz. Ne zaman toparlanır, nasıl olur, ne biter bilmiyorum. Olmadı en kötü. Tekrardan işte nöroloji doktoruyla görüşebiliriz. Belki damardan dormikum falan alabilir. Hani bu şekilde devam ederse, bu çünkü hiç iyi bir nöbet şekli değil. 1,5 yaşındaki döneme döndük tekrardan. Ama bunun neyin tetiklediğini bilmiyoruz. Altında yatan sebebi bilmiyoruz. Bunu bilmemiz gerekiyor. İnşallah bundan sonraki videoda hayırlı haberleri vermiş olurum size. Ata biraz daha toparlanmış olur. Bizler de aynı şekilde. Ben çok yorgunum, Tarık çok yorgun. Bebekle bir yandan ilgileniyoruz. Oteli de iptal ettik, otele gidecektik. Atayı böyle bırakmak istemedik. Çok kötü çünkü durumu. Sadece burada çok fazla yansıtmak istemiyorum durumunu. Öyle arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Dua eden, yanımızda olan her birinize ayrı ayrı da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yorumlarınızı okudum. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.